29 Ekim gecesi, yani Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız o güzel günün gecesi, bizlere, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlara 93. yıl hediyesi olarak 675 ve 676 sayılı kanun hükmünde kararnameleri çıkarttınız. Yine binlerce ihraç, yine binlerce gözaltı. Ve 676 sayılı kanun hükmünde kararname ile rektör seçimlerini saraya bağladınız. Aslında 18 Ağustos'ta bir yasa içerisinde, torbanın içinde küçücük bir nokta olarak rektör seçimlerini saraya bağlamaya çalışmıştınız ve bu yüce meclis çatısı altında gelen itirazları gördüğünüzde geriye çekmiştiniz. Bunu burada bulunan herkes ve sizler mutlaka hatırlıyorsunuz. Ve buradan soruyorum size, rektör seçimlerinin, rektörlerin nasıl atanacağının o halle ilişkisi nedir? Sayın Bakan, rektör seçimlerinin o halle ilişkisi nedir? Sormak istiyorum. YÖK, 3 profesörün adını Cumhurbaşkanı'na gönderecek. Cumhurbaşkanı bir ay içinde eğer bu 3 profesörden birini rektör olmaya layık görmezse yeniden isim bildirilmesini isteyecek. Bunun karşılığında 15 gün içerisinde YÖK yeni bir bildirimde bulunmazsa Hazret kimi istiyorsa onu atayacak. Rektörlük seçimleri 12 Eylül darbesinden sonra şahtı, sizin 14 yıllık iktidarınızda şahbaz oldu. Üniversitelerde asıl hizipleşme rektörlük seçiminin YÖK ve Cumhurbaşkanı ayağında olmaktadır. Damdan düşen kedi en iyi anlar derler. 2007 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde en yakın rakibimden %30 fazla oy alarak rektör seçildim, rektör adayı seçildim. Yüksek Öğrenim Kurumu'ndaki mülakatta yine birinci sırada olmama karşın Sayın Abdullah Gül göreve geldiğinin 5. gününde ondan sonraki davranışlarının ne kadar tarafsız olacağına işaret eder bir şekilde ikinci sıradaki adayı atadı. Peki hizipleşme ne zaman ortaya çıktı biliyor musunuz? Hizipleşme öğretim üyelerinin sandığa gidişi sırasında çıkmadı. Çok seviyorsunuz sandığı. Her fırsatta milli irade bizi sandıktan çıkardı diyorsunuz. Peki siz sandıktan çıkabiliyorsunuz da koskoca profesörler, koskoca öğretim üyeleri kendilerini yönetebilecek rektörleri seçmekten acizler mi? Asıl hizipleşme Cumhurbaşkanı'nın birinci olanı atamamasından sonra başlamakta. Bunu da hepiniz zaten biliyorsunuz. Kamuoyunda tartışılmaksızın, akademide tartışılmaksızın, mecliste müzakere edilmeksizin kanun hükmünde kararname ile saraya bağlı rektörler, yani dayatma ile atanan rektörler nasıl çalışacaktır? Cumhurbaşkanının siyasi ideolojisi doğrultusunda çalışacaktır. Yani ehliyeti boş verin, yani liyakati boş verin, esas olan sadakattir. Sadakat döneminin kanun hükmünde kararnamesiyle atanacak rektörler hepinize kutlu olsun. İcazetli rektörlük dönemi bu 29 Ekim'de başlatılmıştır. Ve yine buradan soruyorum sizlere. Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 Temmuz 2016 tarihinde rektörlük seçimleri yapıldı. Gülay Barbarosoğlu, bu ismi iyi dinleyin. Profesör Doktor Gülay Barbarosoğlu oyların %86'sını almasına karşın hala ataması yapılmadı. Soruyorum sizlere ve soruyorum buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na,
En çok oy alan Sayın Gülay Barbarosoğlu'nu atamama nedeniniz nedir? Neden atamasını yapmıyorsunuz? Bundan sonraki adım, korkarım, mevcut rektörlerin istifasını istemek olacak. O halle birlikte önce dekanları istifa ettirdiniz. O dekanları atayan rektörler hala görevlerinin başında. YÖK sapasağlam ayakta. Öğretim üyelerini açığa aldınız. Öğretim üyelerini ihraç ettiniz. Öğretim üyelerini tutukladınız. Peki üniversitelerde, üst makamlarda oturmaya devam eden, YÖK'te üst makamlarda oturmaya devam eden, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bürokratlar, partinin içindeki siyasiler, FETÖ'cüler ne olacak? Onlara niçin dokunmuyorsunuz? Bunu da öğrenmek istiyorum.